Dünyanın Tadında bu haftada kaldığımız yerden tarihiyle, doğasıyla, lezzetli yemekleriyle Malatya'nın tadını çıkarmaya devam ediyoruz. 44 çeşit Malatya kahvaltısı masaya sığmadı. Malatya'da kiraz yaprağı sarıyor hanımlar. Evet. Kiraz yaprağına köfte yapıyorlar. Levent Vadisi'nde, uçurumun üzerinde kömbe yapacağız. Akçadağ kömbesi. Kayısı çekirdekli Malatya kurabiyesi. Malatyalıların çok sevdiği bir lezzet. Mumbar Malatya'da nasıl yapılıyor? Dağlar kızı Reyhan. Malatya Reyhan'ına da meşhur. Reyhan tarlalarındayız Malatya'nın. Malatya'da sadece plakada görmüyoruz. Özellikle de Malatya kahvaltısında. 44 çeşit Malatya kahvaltısı. Masaya sığmadı. 3 tane masaya zor sığdırdık. Daha da vardı ama kestik. Var, evet. İbrahim Bey'le beraber tanıtacağız Malatya kahvaltısını. Evet. Kendisi Malatya Valiliğinden Malatya'nın yemeklerini tanıtmak için çok güzel çalışmalar yapıyor. Evet. Malatya yemekleriyle ilgili yemek kitabı hazırlamış. Bugün de bize çok güzel bir kahvaltı hazırlattı. Ağustos böcekleri sesi ve su sesinin yanında. Doğru. Çok güzel bir yerdeyiz. Evet. Öncelikle neredeyiz İbrahim Bey? Burası Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey. Daha önceki adıyla Gündüzbey kasabası. Şu an Gündüzbey mahallesindeyiz. Yeşilyurt, Gündüzbey kasabasını biz özel olarak özel bir isimle adlandırdık. Ki bugünkü bu kahvaltı sofrasından da zaten görüyoruz. Bu vadiye biz Lezzet Vadisi ismini verdik. Bu Lezzet Vadisi'nde yaklaşık 35-40'a yakın aynı böyle buranın olduğu gibi işletmeler, birbirinden lezzetli mekanlar var. Ama öncelikli, birinci öncelikleri kahvaltı sofrası. Sizinle nasıl bir kahvaltı bu? Ben dünyaya geziyorum. Bu kadar zengin kahvaltı görmedim. Malatya'nın gastronomideki zenginliğini inşallah sizin kanalınızla bütün dünyaya duyuracağız. Bu zenginliğin içerisinde ayrı bir parantez açtığımızda da kahvaltı sofrasının zenginliğiyle güne başlıyoruz. Güne kahvaltıyla başlıyoruz. Evet. Bakın sıcaklar, soğuklar, meyveler, kayısılar, kirazlar. Her şey. Nereden başlayalım bilemedim. Baş taraftan şöyle başlayalım isterseniz. İbrahim Bey'e bırakalım, işin uzmanına. Bunlar bişi diyorlar, pişi diyorlar. Pişi. Kahvaltılıkla hazırlanır. Evet, evet. Peynir eritmesi var. Bakın bu da samuttur. Bu yörüye özgü, aslında literatürdeki ismi dereotudur ama buradaki samut farklıdır. Şu Malatya'nın hellim. yerli peyniri, hellim değil. Evet. Malatya'nın yerli peyniri, tuzsuz taze peyniri, hellim peyniri gibi. Ben sadece Kıbrıs'ın hellim peyninin kızartıldığını zannediyordum. Ama Malatya'nın da peyniri kızartılıyormuş. Evet. Hemen tadına bakalım. Tabi bu sıcak sıcak biraz daha keyifli olur. Yerli peynir aynı hellim peyniri gibi kızartılır. Malatya'da fırın kültürü çok lezzetli, her çok şeye lezzetli. Hakimdir. Çok lezzetli. İbrahim Bey çok lezzetli. Çok biraz tuzlu, yağlıdır, biraz yağlı evet. Ama çok lezzetli. Evet. Burada sıcak bir kebap gibi bir şey görüyorum. Bu nedir? Malatya'daki fırınlara canlı adam hariç ne verirseniz pişirir verirler. Ne diyorsunuz? Burada domates var, biber var. Bunları böyle fırınlara verilir. Üzerine tereyağı, hafif de kuyruk yağı konulur. Hafta sonu kahvaltılarda müthiş çok, keyif çok verir. Güzel diğer öğünlerde de yenilir. Ancak esnafların da bir yemeğidir. Burada kuru biber, kırçık kavurma deniliyor buna. Kırçık. Kırçık. Yani bölük pörçük gibi kırçık kavurma. Salçayla acı birlikte acı kavrulur, yenilir. Bu da Malatya'ya özgü Akçadağ bölgesinin kömbesi. Kömbe. Daha sonra programda ayrıca çekeceğiz. Fazla detayına girmiyorum onu. Kömbeyi de yine orijinal iki sac arasında pişmiş şekilde çekeceğiz. Şu çok özellikli bir ürün. Malatya'nın Pütürge yöresine özgü derman. İçerisinde buğday, nohut, kekik, boyotu, çemen, isot ve birçok malzeme bulunur. Ekmeği alırsınız, tereyağına banarsınız, sonra bu toza banarak yersiniz böyle. Tereyağı bandırıp evet. Yiyoruz. Hemen ben ekmeğimden bir parça alayım. Bakın ekmekler de çeşit çeşit. Şöyle tandır ekmeği alayım. Tandır ekmeğinden bir parça aldım. Evet. Tereyağından. Dermana batırıp. Ve dermana batırıp. Dermanı batırıp. Buluyoruz Malatya'da. Evet. Çok aromatik tadlar gelir.
hafif çok acı farklı. Vardır. Çok farklı. Yani adı gibi dermandır. Çok değişik baharatlar var içerisinde. Bu nedir? Bu sırın, bakın bu da kıymadır. Kışlık kıymalar kavrulur, küplere basılır. Kışın böyle iki kaşık o kıymayı alırsınız, tavaya koyarsınız, eritir, üzerine bol kekik gezdirirsiniz. Pul biber. İsteyen acı, isteyen pul biber dökerek müthiş bir, hem bir ara sıcaktır hem de lezzetli bir şeydir. Kavurmamız var. Yine Malatya'nın yöresel hayvanlarından yapılan kavurmamız. Şu kuymak, yalnız kuymak deyince Karadeniz yöresinde de alınır ama bizimki farklıdır. Bunun bakalım. İçerisinde peynir yok. Sizinki sünüyor mu? Evet. Yok, bu ondan farklıdır. Değil, farklı. Tereyağı ve unla yapılan. Kahvaltılarda ve diğer öğünlerde. Tatlı bu. Hatta özellikle boğazında ağrı olan, yutkunma zorluğu çeken insanlar anında yapılır. Rahat rahat hem besinli gıdasını alsın. Dağıtıcı. Hem de bir şeyler yesin diye. Çok rahatlatıcı ve tatlı. Evet. Bu Malatya peyniriyle, o tuzsuz peyniriyle yapılmış su böreğimiz. Oh. Çok güzel, buna sonuna bakıyorum. Şu Malatya'nın yöresel tulum peyniri. Burada imal edilir. Burada özellikle tabii kayısı da. Kahvaltının olmazsa olmazı. Evet, kayısı mutlaka tüketilir. Kışın kurusu, yazın tazesi. Gündüz Bey'in meşhur dalbastı kirazı. Bakın, meyve o kadar ağırdır ki ağırlığından dalları basar. İsmi dalbastıdır. Bu aynı zamanda coğrafi işaret de almıştır. Özel bir üründür. Bir tadına bakabilirsiniz. Wow. Aroması çok farklıdır. Burada mücver görüyorum. Evet, kabak mücver. Yeşilliklerimiz var. Kızılcık reçeli var. Bu yörede çok yaygındır. Bakın bu da bu yöreye özgü vişne. Burada kayısı. Kayısı tatlısı. Onun tatlısı. Aslında orijinal adı kabuk kavurmadır. Kabuk kavurma. Kabuk kavurma. Kayısı pratik hemen tereyağıyla kavrulur. İçerisinde şeker falan olmadan doğal olarak böyle hem kahvaltıda hem de diğer öğünler, özellikle kış kahvaltılarında enerji veren bir üründür. Bal ve polen var. Bal. Evet. Bal da mı meşhur? Balı meşhur. Sarı Çiçek Yaylası'nın, Bürümcük Yaylası'nın, Malatya'da 4-5 yayla vardır. Ve hemen hemen her ilçenin balı birbirinden çok farklıdır. Malatya'nın balı da gerçekten farklıdır. Yerli peynirimiz taze. Şurada peynirli pidemiz var. Malatya özellikle sabahlar bu yerli pide, peynir rendelenir. İçerisine maydanoz konulur, yeşil soğan konulur, pul biber konulur, fırınlara gönderilir. Ve sabah kahvaltıda mutlaka peynirli pide olur. Özellikle Ramazan aylarında sahurda peynirli pidesiz sofra olmaz. Çok güzel. Gittikçe gidiyor. Çok güzel bir ortamda. Su sesinin ve Ağustos böcekleri, cırcır böcekleri sesinin arasında. Evet. Su sesi arasında. Biz yayınımızı keselim. Bu güzel kahvaltı yapalım diyorum. Bir an önce faydalanalım. Ama kapatmadan önce yemek kitabından da bahsedelim. Evet. Bakın, şimdi İbrahim Bey'in hazırladığı bir Malatya Valiliği ile beraber. Malatya Valiliğimizin vermiş olduğu destekle iki tane bayan hocanımla birlikte 2013 yılında bu kitabı bastırdık. 450 sayfa. Kaç tane yemek var Malatya'da? 250 tarif var içerisinde. 250 tarif. Ve basıldığı yılda Türkiye'nin en iyi yemek kitabı seçildi. Vay, vay, geçen yılda yine Sayın Valilerimizin vermiş olduğu destekle bunun Türkçe-İngilizce versiyonu. Bakın, dünyayla tanıtıyoruz Malatya yemeklerini. Bakın, Türkçe-İngilizce. Evet. Türk Malatya mutfağını dünyaya açmak için çok güzel. Böyle 10 fasikül İngilizce ve Türkçe tariflerle birlikte çok güzel olmuş. Malatya yemek kültürünü tanıtacağız inşallah. Evet, biz şimdi İbrahim Bey'le beraber yayınımızı burada kesiyoruz. Bu lezzetli kahvaltıyı bilmiyorum bitirebileceğiz mi İbrahim Bey? 4-4'lük 44 kahvaltı çeşidini tadacağız. 4-4'lük. Bitirmeden gitmek yok ama. Yok, evet, bitireceğiz. Bitirmeden bir yere gitmeyeceğiz. Haydi bismillah. Afiyet olsun. Afiyet. Yakupcan'la beraber Malatya'da birbirinden ilginç ve farklı lezzetler keşfetmeye devam ediyoruz. Evet. Şu anda da çok şaşıracağınız bir tarif öğreneceğiz. Ben çok şaşırdım. Evet. İzleyiciler, ben hem yaprağı saracağım ve unu atacağım. Evet, Yakupcan yaprak saracak ama ne yaprağı saracağız? Bakın, kiraz yaprağı. Bilmiyorum, daha önce duydunuz mu? Malatya'da kiraz yaprağı sarıyor hanımlar. Evet. Kiraz yaprağından köfte yapıyorlar. Evet. Nedir kiraz yaprağı köftesi? Kiraz yaprağı Arvat köftesi diye geçen yoğurtlu, ekşili bir köfte. Ne köftesi ne köftesi? Arvat köftesi. Yani becerikli kadınlar yapar anlamında kullanılan Arvat köftesi. Genel yani yöresel ismi.
İlk defa görüyorum. Evet. İlk defa tadacağım. Evet. Merakla sizi izleyeceğim. Malzemeler neler? Önce malzemeleri öğrenelim hanımlar. Ne kullanacağız? Bu köftelik Malatya'ya has olan bir köftelik. Buğdaydan yapılıyor. Buğdaydan yapılıyor. Evet. Köftelik. Ondan sonra tuzunu atacağız. O zaman ince bulgur diyebilir miyiz köftelik? Hayır, o çiğ buğdaydan çekilen özel bir bulgur türü. Tamam. Bulgur kaynatılarak yapılır. Fakat bu çiğ buğday yıkanıp kurutulur. Ondan öğütülür. Unlu bir bulgur türü. Evet, izleyicilerimiz yapmak isterlerse o zaman. Evet. Bu yarma veya dövme diye geçer Türkiye'de. Bazı yörelerde dövme diye geçer ama bizde dövme bunun irisidir. Malatya'da bu yarma ismiyle kullanılıyor. Tamam. Buğday. Evet, buğdaydan yapılıyor. Evet, tuzumuz var. Tuzumuz var, tuzunu atacağız, tuzunu ıslayacağız. Böyle ıslanacak. O ıslana dursun. Islana dursun, evet. Biz de diğer malzemeleri sayalım. Soğan var, soğanı kavurmuşsunuz. Soğanımız var. Soğan ince ince kıyılıp bol yağla karamelize edilecek şekilde hiç durmadan kavruluyor. Bırakmayacaksınız, yani böyle bırakayım, karıştırayım değil. Hep karıştırarak. Karamelize olmuş soğanımız karamelize, var. Karamelize, evet. Yoğurt var. Yoğurt var, evde mayalayacaksınız yoğurdunuzu fakat ekşi olmayacak fazla. İçine un koyarak karıştırarak, un ve suyla karıştırarak pişirilecek. Sonradan da erik ekşisi konulacak. Bizde erikten yapılan bir ekşi türü var. Çok farklı bir şey. Türkiye'nin sanmıyorum bir yerinde olduğunu. Malatya'ya has. Bir taraftan o kaynaya dursun. Bir taraftan siz de köfte yoğuruyorsunuz. Evet, hamurunu yoğuruyoruz. Evet. Hamurunu yoğuruyoruz. İyice sakızlanana kadar yoğuruyoruz ki sert olsun. Bunun serti makbul. Sert olunca güzel oluyor. Yumuşak olmayacak. Kiraz yapraklarını sarmaya geçiyoruz. Yaprak sarması sarar gibi sarıyorlar ama çok ince. Ve çok zahmetli. Bakın parmağının arasına sıkıştırıyor. Herhalde bir kaşığa bir 10 tane gelir bundan. Girer. Of 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 hanımlar. Bir hanımın yapacağı bir yemek yok. Değil. Bunu imece usulü. Evet, imece usulü. 4-5 hanım evlerde yapıldığı zaman toplanıp yapılan bir yemek çeşidi. Hep birlikte de yenilir. Evet. Şimdi Malatya'nın eski geleneklerinde mahalle olarak toplanılır. Bir gün işte kiraz yaprağı yapılır. Hep birlikte muhabbetle yenilirdi. Bir gün ekşili ıspanaklı köfte. Bir gün... Yemek çeşidi çok. Bizde köfte çeşidi o kadar çok ki. Evet. Herkesin kendine göre kimisi bir sarma avucuna biriktiriyor, var. Kimisi parmağın arasında biriktiriyor. Herkesin bir sarma tarzı var. Evet, bu bir sanat. Yemek bir sanattır. Hı hı. Kiraz yaprağının bir özelliği de kanı cıvıtıyor. Bakın faydaları. Evet, faydaları da var. Kiraz da kanı cıvıtır, yaprağı da. Ayrıca diyet yapanlara da çok önemli. Evet. İncecik sarıp bu şekilde dolduracağız. Bilmiyorum kaç saate doldururuz tencereyi. Kaç saate doldururuz hanımlar? Çok uzun sürüyor. Uzun sürüyor ama yine de yapıyoruz, vazgeçmiyoruz. Helal olsun. Alışkanlıklarımız tabii ki yani. Maşallah, maşallah. Gerçekten çok zahmetli. Tencereyi doldurduk. Bir taraftan yoğurtlu sosumuz kaynayana kadar karıştırdık. Kaynadıktan sonra hazır. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Tuzunu atıyoruz. Önce tuzunu atıyoruz üzerine. Evet, sonra ağırlık bırakıyoruz. Dağılmasın. İyice, evet, iyice ağır olması lazım açılmamaları için. Suyunu bırakıyoruz. Üzerine su. Arasındaki sıcak su mu, soğuk su mu? Sıcak su. Sıcak su bırakacaksınız, üstüne geçecek. Üzerine geçecek kadar su koyduk. Üzerine geçene kadar su koyuyoruz. Yoğurdu nereye koyacağız? Bu haşlanacak sonra. Tamam. Pişecek bu. Şimdi haşlanmaya bırakıyoruz ocağımıza. Evet. Kiraz yapraklarımız haşlandı. Şimdi terbiyesini ve sosunu vereceğiz. Evet. Ve tadına bakacağız. Birleştireceğiz. Evet, şimdi bir kişilik aldık. Evet. Evet, üzerine yoğurtlu terbiyemizi döküyoruz. Oo. Erik ekşili. Bu sosun içinde yoğurt, un ve erik ekşisi. Erikten yapılan ekşi, nar ekşisine benzeyen bir sos çeşidi var. Onunla mutlaka içinde olması gereken bir şey. Olmazsa olmazı. Lezzetinin bir kısmını da o veriyor. Evet, üzerine yoğurtlu, erik ekşili terbiyemizi döktük. Onun üzerine bunu ısıtacağız şimdi. Kavurduğumuz soğanı sonra mı? Evet. Önce ısıtıyormuşuz. Hemen ısıtalım. Kiraz yaprağı köftelerimiz, yoğurtlu terbiyemizde bir taşım kaynadı. Bakalım tadı nasıl? Ben de merak ediyorum. Kiraz yaprağı köftesi. Çok zahmetli. Bakalım o kadar da lezzetli mi? İnşallah çok beğenirsiniz.
üzerine tereyağı ve zeytinyağıyla kavurduğumuz soğanları. Evet. Bol soğan koyuyoruz. Evet, bol soğanlı bu. Of of of, görüntü şahane. Yanında kuru soğan ve acı biber. Evet, öyle yenilir. Böyle yenir. Ben tadına bakmadan önce bozmadan bir fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşmak istiyorum. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. Facebook ve Twitter ise Dünyanın Tadı. Bakalım nasıl bir tat, nasıl bir lezzet. Çok lezzetli, çok hafif. Çok hafif. Çok hafif. Çok hafif. Ve çok lezzetli. Afiyet olsun. Sağlık. Sarması zor ama yemesi çok kolay, ben size söyleyeyim. Evet. Yani ben 2-3 porsiyon yerim bundan. 10 dakikanızı alır herhalde. Evet, yemek. Evet. Afiyet çok olsun. Çok lezzetli olmuş. Zaten şimdi hep beyefendiler ya, hanımlar çok yemiyor yani, beyefendiler daha çok yiyor. Öyle mi? Evet. Evet. Afiyet olsun, sağlık, sıhhat olsun. Hanımlar elinize sağlık, çok güzel olmuş, ben bayıldım. Kuru soğan da alın. Evet, soğan, ha kuru soğan da alacağım. Evet. Biraz. Biz yayınımızı burada keselim, izleyicilerimiz daha fazla can çekmesin. Afiyet yapabiliyorsa olsun. Kendileri yapsınlar, kiraz yaprağıyla. Yapamıyorlarsa Malatya'ya buyursunlar, evet. Diyorum. Şu anda Malatya'da, Akçadağ'da, Levent Vadisi'nde, uçurumun üzerinde, harika bir seyir terasının üzerindeyiz. Kömbe yapacağız hanımlarla beraber, kömbe yapacağız. Akçadağ kömbesi. Evet. Meşhur yemeğimiz. Meşhur. Evet, çok meşhur yemeğimiz. Sadece pişecek. Sadece pişecek. Odun ateşinde. Evet. Hanımlar korkarak geldiler, onu söyleyeyim buraya. Zor çıkardık. Yükseklik korkuları vardı başlangıçta. Ama şu anda iyisiniz değil mi? Şimdi yendik, evet. Geçti şimdi, korkumuz geçti. Evet, ne kullanıyoruz kömbe için? Kepekli buğday, tuz ve su. Kepekli buğday unu, tuz ve su. Ve su. Hamur için bunlar. Evet, bunlar. Siz zaten hamuru yoğuracaksınız. Evet. İçi için ne kullanacağız? Kavurma, tereyağı ve margarin. Kavurma. Evet, un da katılıyor ona. Bir taraftan Ayşe Hanım, hamuru yoğurmaya başlayın. Ben kayıslarımı yemeye devam edeyim. Afiyet olsun. Ben... Siz de içini mi hazırlayacaksınız? Ben de içini hazırlayacağım. Tamam. Evet, una tuz attık. Kepekli buğday ununa tuz attık. Biraz da su atıp yoğuruyoruz. Ben de kayısıyım değil mi? Siz de kayısıyım. Malatya kayısısı. Tam da mevsimindeyiz. Kuruttunuz mu kayısıları? Yaptınız mı siz de? Yapıyoruz. Değil mi? Herkes yeni... yapar burada kendi kayısını. Yeni yeni başladı kayısıya. Kayısılarımız çok güzel, evet. Meşhur. Afiyet olsun. Biraz hamuru kuru olması gerekiyor bunun. Hani yaz günü biraz erir bu. Kurulması gerekiyor. Zaten olacak hamuru. Olacak. Kayısı çok güzel. Gerçekten çok güzel. Siz yoğurmaya devam edin. Benim afiyet keyfim olsun. Yerinde. Manzaramız güzel. İnşallah hep böyle gitsin. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Üzerine birazcık un serpiyoruz. Evet, kapağını kapatıp, üzerine örtüp dinlenmeye bırakıyoruz. Bir 10-15 dakika dinlenecek. Dinlenecek. Biz de bu arada içini hazırlıyoruz. İçini hazırlayacağız. Önce margarinleri eritiyoruz. Paket margarin. 4 paket margarin. Evet, 2 kaşık da tereyağı. 2 kaşık da tereyağı, bol yağlı. Bol yağlı olacak. Evet, bir taraftan da hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Ya Allah, ya bismillah. Kepekli un. Evet. Tam buğday hamuru. Kepekli tam buğday unu, en sağlıklısı. Evet. Öbürü hemen yanar. Bu yanmaz kolay kolay. Ateşte bu yanmıyor. Yağımız iyice eridi. Kavurmayı içine ilave ediyoruz. Önceden kavurduğumuz 3 kiloluk kavurmayı ilave ediyoruz. Margarin ve tereyağının içerisine. Bu sinle pişiyor. Bakın bu tepsiyle pişiyor. Tepsinin altına bulgur unu. Bunu atıyoruz. Bulgur unu yapışmasın diye. Yapışmasın diye. Bakın tepsinin altına bulgur unu. Açtığımız hamurumuzu tepsinin altına güzelce yayıyoruz. İçine kavurmamızı ilave ediyoruz. İhale ediyoruz. İçerisine kavurmamızı ilave ediyoruz. Bol yağlı. Bol yağlı. Bol kavurmalı.
olsun. Yiyenlere afiyet olsun. Sağ olun, sağ olun. Kavurmalı kömbe yapıyoruz. Börek demiyoruz bak. Yok, börek dersek hanımlar kızıyor. Evet. İçerisinde 3 kilo et, 4 margarin, 2 kaşık tereyağı var. Evet. Bu görmüş olduğunuz sıvının hepsi yağ. Yağ. Şimdi bu kalan yağımızın içerisine biraz un katacağız. Koyulaştırıp tekrar üzerine sereceğiz. Bol yağlı, bol yağlı. Kavurmalı, bol yağlı. Şimdi tepsimizi aşağı indiriyoruz. Hamurumuzun, kömbemizin üst katını açacağız. Üst katını açacağız. Hadi açalım. Evet, kömbemizin üst katını açtık. Şimdi üzerine yerleştireceğiz. Tekrar tepsimizi alıyoruz. Kapatacağız. Evet, şimdi kömbemizin üst katını kapatıyoruz. Şimdi kenarlarını bağlayacağız. Evet. Yağ dışarı taşmasın değil mi? Evet. Tek tek bökeceğiz. Olmasın. Bökeceğiz onu. Büküyor bir şey. He. Örgü gibi. Şimdi saç örgüsü yapacağız. Aa, çok güzel, çok güzel. Bakın kenarlarını büküyoruz. Saç örgüsü yapıyoruz. Hı-hı. Yağlarımız hiç hava almayacak, hiç hava almayacak. Evet, kenarlarını bağladık. Şimdi ne yapıyoruz hanımlar? Şimdi sıvı yağla yoğurt. Üzerine sıvı yağ ve yoğurt. Ha böyle süreceğiz onu üstüne kızarsın diye. Tamam. Kızarsın diye üzerine sıvı yağ ve yoğurt sürüyoruz. Ortasını deliyoruz bakın. Ortasını deliyoruz. Orada hava alsın, şişmesin. Ortası. Buradan hava alacak, patlamayacak. Şişmeyecek. Şişmeyecek. Üzerini güzel süslüyoruz elimizle. İşte bu kadar. Evet, şu anda hazır pişmeye götürüyoruz. Kömbemizi aldık. Evet, kömbeyi pişirmeye geldik. Bakın bakalım kömbe nasıl pişiyor burada. Evet, közde pişiyor, közde. Közün üzerine tepsimizi koyduk. Üzerini saçla kapatıyoruz. Sacın üzerini de közle kapatıyoruz. Altı köz, üstü köz. Ne kadar sürede pişecek Ayşe Hanım? Bir saatte pişer. Bir saatte? Bir saat. Oh, güzel bir gömdük. Arada bir bakıyoruz. Arada bakacağız. Ucunda kaldırıp bakıyoruz. Yakmayacağız. Yok, yakmayacağız. Ateşin durumuna göre şimdi bir saat dedik ama... Bu 45 dakikada da pişebilir, yarım saatte evet, de pişebilir. Evet, aynı. Evet, şimdi işin en zor kısmı var. Beklemesi. Beklemesi, evet. Evet, bir saat başında bekleyeceğiz. Bir saatin sonunda merakla beklediğimiz kömbemiz inşallah pişti hanımlar. Pişti. Pişti mi? Pişti. Açalım. Açalım. Hadi odun ateşinde yavaş yavaş pişti. Evet, kömbemizin kapağını kaldırdık. Of of of, şu görüntüye bakar mısınız? Şu görüntüye bakar mısınız? Evet, biraz közleri de düştü ama olsun, doğal. Özelliği kül. Özelliği kül değil mi? Evet. Oh, alalım mı? Of of of. Evet, ateşten aldık ve tadına bakmaya gidiyoruz. Buyurun. Artık programımızın en sevdiğim kısmına geldik. Akçadağ kömbesinin tadına bakacağız. Uçurumun üzerinde, Levent Vadisi'nde. Geçti artık, korkumuz geçti. Evet, hanımlar Levent. Korka korka başlamışlardı kömbeyi yapmaya ama korku kalmadı. Evet. Yükseklik korkusunu yendik. Korku. Yükseklik korkusu olanları da buraya davet ediyoruz. Evet. Burada birazcık yürüsünler, bir şey kalmıyor. Yok, kalmadı zaten. Korkumuz geçti. Hadi tadına bakalım. Başlayalım. Başlayalım. Sabırsızlıkla sizi bekliyoruz. Akçadağ kömbesi. Odun ateşinde bir saatte pişti. Evet, fotoğraflarını çekiyorum. Ben de Instagram'da paylaşıyorum. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. Facebook ve Twitter ise Dünyanın Tadı. Biz sosyal medyalarını takip etmeyi unutmayın diyorum. Evet, tadına bakmak istiyorum ama hanımlar bir türlü vermiyorlar. Bana ortasını verecekler. Vereceğiz. Kenarlarını vermiyorlar. Onu bekleyeceğim. Onu bekleyeceğim. Ağır misafirsiniz. Ağır misafirsiniz. Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi kömbenin en değerli kısmını. Özel. Bana özel çıkarıyorlar, ortasını. Aha. Biraz daha.
Evet, tabağımı da aldım. Buyur. Biraz büyük, büyük, büyük çıktı. Şansınıza. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Kamera arkasında Malatyalılar bekliyor. Açabilirsiniz. Şimdi tadına bakacağız. Tadına bak. Ama biri yer, biri bakar. Yok, bir şey olmaz. Onlar da hadi hep beraber, buyurun. Buyurun, siz de gelin. Şimdi vereceğiz bunu. Hep beraber tadına bakalım. Önce ben tadına bakıyorum. Siz başlayın. Bir dakika. Beklediğimize bu kadar uğraşla değmiş mi? Değer inşallah. Hadi bismillah. Hadi afiyet olsun. Tadına bakıyorum. Bir peçete alabilir miyiz? Yağı nasıl? Hanımlar. Nasıl? Çok güzel olmuş. Güzel olmuş. Afiyet olsun. Yine bekleriz. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Afiyet şifa olsun. Afiyet şifa olsun. Beğendiniz mi? Bayıldım, bayıldım. Çok güzel olmuş. Hamuru, eti, yağı. Çok lezzetli. Elinize sağlık diyorum. Biz bu güzel kömbeyi yiyoruz. Kaldığımız yerden bu güzel manzaranın içerisinde Malatya'nın tadını çıkarmaya devam ediyoruz. Dünyanın tadı Malatya'da. Şimdi dünyanın en lezzetli kurabiyesi diyor Halil Ustam. Evet. Malatya kurabiyesi yapacağız. Evet, Malatya kurabiyesi. Kayısı çekirdeğiyle. Kayısı çekirdeğiyle Malatya kurabiyesi. Gün kurusu kayısı çekirdeği. Doğal hem yani. Hem kendisi var hem de kayısı çekirdeği unu var. Unu var, evet. İlk ezilmiş. Defa görüyorum ustam. Evet, ezilmiş var. Ezilmiş, unu haline getirilmiş. Evet. Malzemeleri neler o zaman? Hemen bir sayalım malzemelerimizi. Malzeme, bu tereyağı. Tereyağı. Doğal tereyağı. Pötürge tereyağı. Evet. Bu da pudra şekeri. Un, öğütülmüş kayısı çekirdeği, bir de normal kayısı çekirdeği. Malzemelerimiz evet, bunlar. Malzemelerimiz bu. Doğal yani, katkı yok. Şimdi işin ustasını izliyoruz. Tereyağımızı alıyoruz. Evet. Bol tereyağlı. Bol tereyağlı. Ne kadar tereyağı var ustam burada? Evet. Burada 1 kilo. 1 kilo tereyağı. Evet. Burada 1 kilo şeker. 1 kilo şeker. Pudra şekeri. Bu ikisini yediriyoruz. Bu ölçüler de önemli. 1 kilo yağ, 1 kilo pudra şekeri. Ne kadar un? 2 kilo da un. Evet. Unumuzu evet. ilave ediyoruz. Evet. Sen bana dur diyorsun tam. Tamam, sen yarısını da şöyle boşalt. Oh. Yeterli şimdi. Evet, kayısı çekirdeği unu ilave ediyoruz. Hepsini atayım mı usta? At, hepsini at. Ne kadar kayısı çekirdeği unu? 1 kilo burada. 1 kilo da kayısı çekirdeği unu attık. İlk defa böyle bir kurabiye görüyorum. Sert de bir hamur. Evet. Su koymadık. Yok, su yok. Ve çok da dayanıklıymış bu kurabiye. En az bir sene. Bir sene? Evet, bir sene bozulmuyor. Bozulmaz. Çok ilginç. Sürekli yerde olmazsa. Bir defa yapın, bir yıl boyunca yiyin diyorsunuz. Evet. Tamam mıdır ustam? Evet. Evet, hamur kıvama geldi. Evet. Nasıl anlayacağız kıvama geldiğini ustam? Bu zaten belli olur, kulak, memesi. Kıvamına girecek. Kulak, yumuşaklığında evet. Yuvarlarken belli olur. Evet, şu anda şekil veriyoruz. Evet. Tepsimizi alalım şöyle. Rulo haline getirdik ve kesiyoruz. Evet. Baklava dilimi gibi. Evet. Sonra yuvarlıyoruz. Yuvarlak yuvarlak tepsiye yerleştiriyoruz. Evet. Siz yuvarlayın, ben çekirdeğini üste mi yiyecek, şöyle mi olacak ustam? Evet. Harika. Ustam yuvarlasın. Ben çekirdeklerini koyayım. El birliğiyle Malatya kurabiyesini yapalım. Sizin de elinize sağlık ustam. Sizin de elinize sağlık. Evet, şu anda tepsimiz hazır. Fırına gönderiyoruz. Evet. Ne kadar sürede pişecek ustam? Derecesi ne olacak? 25 dakika. Derecesi 300. 300 derece. Evet. 20-25 dakika pişecek. Evet. Biz bunu gönderelim, pişe dursun. Evet. Eminim fırında hazır pişen de vardır. Var. Evet. Hemen hazır pişenini alalım. Tadına bakalım. Evet. Evet, geliyor bir taraftan hazır pişeni de. Ustam götürüyor. Evet, hemen hazır pişenini aldık. Ve tadına bakalım ustam. Evet, gördüğünüz gibi 25 dakika sonraki halde bu. Sıcacık. Evet. Fırından yeni çıktı. Evet.
Tam çok lezzetli olmuş. Afiyet. Dayanamadım. Afiyet olsun. Kamera kızın Özlem de geldi. Evet. Özlem ağzı dağılıp gidiyor sıcacık. Ya, of, ben bayılırım kurabiyeye. En çok sevdiğim tatların başında geliyor. Evet. Bir kurabiye ekspertiz olarak. Canavar kurabiye canavarı. Afiyet şeker olsun. Bakayım. Mükemmel. Çok sever kurabiyeyi. Evde de sürekli yer. Çekimlerde ama de. Bu o kadar hafif ki. İçinde de yer. Gerçekten böyle hissediyorsunuz ağzınızda dağılıp gidiyor. Kütür kütür. Ve kayısı çekirdeğin o kütür kütür olan o granüller şeklinde ağzınızda dağılıyor. Bayıldım ben buna. Ustam bunu hani ben evde yapmaya deneyeceğim ama eğer yapamazsam gönderir misiniz bana? Tabii. Ona? Türkiye'nin her tarafına gönderir. Yani. Tabii tabii. O zaman bundan sonra yakanızı da bırakmam. Ben tepsimi alıyorum ustam. Tamam. Afiyet olsun. Dünyanın tadını Malatya'dan Malatya kurabiyesi yiyerek çıkarmaya devam ediyorum. Malatya'nın yöresel lezzetlerini keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi de mumbar yapıyoruz. Malatya Hanım'la beraber. Malatyalıların çok sevdiği bir lezzet. Mumbar Malatya'da nasıl yapılıyor? Malatya'da mumbarı önce temizledik. Evet. Bu aşamaya getirdik. Malzemeler. Önce bir malzemeler sayalım. Malzemeler bulgur, tuz, su. İçi için. Evet. Bulgur, tuz, su. Ya demledik. Soğan da var, baharat da var. Demledik. Bulguru demleme aşaması. Sıcak suyla başlıyorsunuz. Demledik. Evet, demledik. Demledikten sonra karabiber ve pul biber içine koyduk. Harmanladım, karıştırdıktan sonra ayrı bir tencerede bol soğan. İçine biraz kıyma. Daha sonra salça, biber salçası, domates salçası. Onunla beraber sonra onu da harmanladı. Ondan sonra işte bu aşamaya geldi. İçi hazır. İçi hazır. Ve mumbarımız. Mumbar da temizlenmiş. Kuzunun ince bağırsağı. Evet. Şimdi de dolduruyorum. Dolduruyorsun. Doldur. Yerinde duramıyor. Yerinde duramıyor. Dedim ki durun. Biraz da izleyiciler çekecek bir şey kalsın. Biz gelmeden yarısını doldurmuş. Çoğunu doldurdum. Dolaba kal sakladım bile. Bir tarafı da haşlıyor. Evet. Çok tez canlı. Tencerede pişiyor evet. Evet, bir kısmı tencerede pişiyor. Evet. Şimdi bunu böyle dolduruyoruz. Evet, mumbarlarımızı bu şekilde bir aletimiz var. Kaba koyacağı gibi değil mi? Evet, evet. Daha bu farklı yani. Bu daha büyüğü. Bu mumbar doldurma aleti mi? Nedir bu aletin adı? Evet, İzleyicilerimiz yapmak isterlerse. Göstereceğim şimdi. Bunu yaptırabilir ben isterim. Evet, bu aletle bakın dolduruyoruz güzelce. İşte şu. Adı ne bunun? Vallahi bilemiyorum ama mumbar dolduracağı diyoruz. Mumbar dolduracağı. Mumbar dolduracağıyla dolduruyoruz. Evet. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra... Ağzını bağlamadık. Dökülmesin. Yok yok dökülmez bu. Bu dökülmüyor. Piştiği zaman burası hemen böyle birden kapanıyor. Düşüyor. Evet kendi halinde. Sıcak suya girer girmez. Evet. O zaman kaynar suya atacağız bunu. Evet. İki aşamada geçecek. İlk haşlıyoruz. Onun suyunu döktükten sonra tekrar haşlanıyor. İki aşamadan geçiyor, evet. Şimdi bunu böyle... Evet. Sonra da düzlüyoruz. Bugün bir leğen yaptım bu. Bir leğen yaptınız? Evet, bugün tam bir leğen doldum. Maşallah, maşallah. Evet. Malatyalılar çok seviyor mumbarı. Yaz kış, bakın yaz kış. Evet, bu şekilde dolduruyoruz. Tencerede suyu kaynattıktan sonra bunlar içine bırakıyoruz. İki aşamada pişiyor, iki aşamada. Evet. Birinci aşamasının suyunu döküyoruz. Hafif kokusu varsa çıksın diye. Tamam. İkinci aşamada tenceremi yıkarım. İçine soğan halka çekerim. Büyük büyük halka korum. İkinci aşamada tekrar pişiririm. O zaman yenme hazır. Şu anda ikinci aşaması pişiyor. Evet, hatta pişmelik olmuştur. Tencerede yani. Sağ olsunlar biz gelmeden önce koymuşlar. Bizi bekletmeyelim diye. Hazır olsun. Çünkü 3 saat pişiyor. Evet. Tencerede 3 saat. İsterseniz ocağa gidip bakalım. Evet. Ne alemde? Gidelim abi. Pişmiş mi? Gidelim. Tadına bakalım. Evet. Evet. Maide Hanım'ın önceden haşlamaya bıraktığı mumbarlar pişmelik olmuş. Evet. Hatta pişmiş. Piştiler bunlar. Piştikçe yağını da salmış. Çok güzel bir renk. Ha, lezzeti burada esasında. Oh, oh, oh. Şimdi burada biraz... Şimdi sunumuna geldik. Tadına bakmaya geldik. Programımızın en sevdiğim kısmına geldik. Evet. Bakalım Malatya mumbarı nasıl yeniyor? Şimdi haşlanan mumbarları çıkarıyoruz. Çıkarıp tencere tavamızda terbiyeleyeceğiz. Aa, bakın bunu ilk defa görüyorum. İlk defa görüyorum. Daha önce mumbar yedim ama böyle tavada terbiyelendiğini, kızartıldığını görmedim. Yağın içerisine koyduk, sıvı yağın içerisine koyduk.
kendi yağından. Kendi yağını alıyoruz üzerine. Kendi suyundan. Burada bir 5 dakika kadar içine işleyecek. Evet. Yağımız. Böyle. Üzerine kendi yağından koyduk birazcık. Kendi suyundan koyduk. 5 dakika yağı da kızartıyoruz. Yağında, evet, kızaracak şimdi. Evet, çıkmaya başladı. Evet, çok güzel, çok güzel. Ama üzerimiz de batacak. Canınız sağ olsun. Evet, Malatya mumbarı kızararak oluyormuş. 3 saat haşlandı, 5 dakika kızardı. Bakalım nasıl bir tat ortaya çıktı. Evet. Üzerine yağını gezdiriyoruz. Evet. Tadına bakacağım. Abi. Mikrofonu ben şöyle size vereyim. Bakalım. Malatya mumbarı yumuşacık, hemen kesiliyor. Sıcak olmaz. Yakmayalım ağzımızı, bir evet. Üfleyelim şöyle. Çok güzel olmuş. Çok lezzetli olmuş. Bayıldım, bayıldım. Dağlar kızı Reyhan. Malatya Reyhan'ıyla da meşhur. Reyhan tarlalarındayız Malatya'nın. Mis gibi kokuyor, mis gibi. Dağlar kızı Reyhan, Reyhan, Reyhan. Analar kuzusun Reyhan, Reyhan. Alem sana heyran, heyran, heyran. Çaylar sana heyran, heyran, heyran. Ne güzelsin ay kız, bir tanesin ay kız. Çaylarda var Reyhan, tarlalarda Reyhan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Biz Arapgir, Malatya Arapgir ilçesinde, Meydan Köprüsü mevkiinde tarlalarımızda sebze yetiştirilir. Ama Reyhan'ımız hem coğrafi tescillidir, karın ağrısına iyi gelir, sese iyi gelir. Bir haftadır Reyhan yemiyorum, sesim kısıldı. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Buyurun, buyurun. Evet, yemem, sizden sonra yemem lazım salat. Özellikle salata da iyi gider. Salata iyi gider, kışın kurutulur. Kışın çorbalar da kurutulur, kışın çorbalar iyi olur. Çoluğun çocuğun karnı ağrıdığı zaman analarımız hemen kaynatırdı, bir bardak su bardağı içirirdi. Önceden yol yolak kapalı olurdu, doktor yoktu. Şimdi doktor var ama yine de Reyhan'ın verdiği faydayı vermiyor. Vermez. Neden? Doğal Reyhan. Evet, doğal Reyhan'ımız. Şifa dolu, lezzet dolu. Aroması güzel. Evet, şimdi bu Reyhan öyle bir şey ki başka memleketlerde, başka ülkelerde yetiştiriliyor. Fakat ne bu aromayı veriyor ne de bu rengi veriyor. İşte yaradan buraya has bir özellik katmış. Gerçekten Reyhan çok güzel. Tam da mevsiminde. Tam mevsim yeni başladı. Çok güzel bir evet, manzara. Evet, Arapgir ilçesi. Bulduğumuz, eyvallah. Misafirperverliğiyle bizi bizden aldı. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. O güzellikler sizin. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Buradan ayrılmadan bol bol fotoğraf çekeceğiz. Sosyal medyada paylaşacağız. Instagram adresimiz Dünya Tadı diyorum. Facebook ve Twitter ise Dünyanın Tadı. Biz şimdi reyhanları toplayacağız. Evet. Bu güzel reyhanlardan reyhan şerbeti. Şerbetimiz var. Daha çok taze taze veya kurusunu yiyecek. Salatalarda. Mevsimine göre her mevsim kullanılabilir. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Biz sizin müziğinizle baş başa bırakalım. Malatya'nın tadını kaldığımız yerden çıkarmaya devam edelim. Eyvallah, sağ olasın. Malatya mutfağı eşsiz bir tarihle yoğrulmuş. Şimdi biz de dünyanın en eski sarayındayız.
Aslantepe'deyiz. Evet. Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman'la beraberiz. Evet. Nedir bu Aslantepe? Öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Hoş şehrimizin tanıtımına vermiş olduğunuz katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Kısaca Malatya'dan bahsetmek istersek, Malatya tarihi 9000 yıllık bir şehirdir. Şu an içinde bulunduğumuz mekan da Malatya'nın en eski köyüdür ve Doğu Anadolu'nun en büyük höyüklerinden biridir. Geçmişi 7000 yıllık bir höyüktür. Geç Uruk döneminden geç dönemine kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapıyor. Buranın en önemli özelliği dünyanın en eski kerpiç sarayının burada bulunuyor olması. Bunun dışında dünyanın en eski metal kırıcı buradan çıkarıldı. Ve şu an arkeoloji müzemizde sergileniyor. Dünyanın en eski kral mezarı burada. Dünyanın en eski kanalizasyon sistemi burada. Ayrıca aristokrasinin burada başladığını, ilk devlet şeklinin burada oluştuğunu göstermektedir. Şu an UNESCO'nun geçici listesinde bulunuyor. Kalıcı liste için başvurularımızı yaptık. Bu süreci takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Malatya mutfağının neden bu kadar zengin, çeşitli olduğunu bu tarihi şehirleri gezince daha iyi anlıyoruz. Ve Malatya mutfağını bitiremiyoruz. Evet. Haftaya biz yine Malatya'nın tadını kaldığımız yerden çıkarmaya devam edeceğiz. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşünceye dek afiyetle kalın.